Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sad, bu zikirle dolu Kur'an'a bak. İnkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Kendilerinden önce nicelerini helak ettik. Onlar çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi. İçlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğinde şaştılar da kafirler bu bir sihirbazdır, yalancıdır dediler. İlahları bir tek ilah mı kılmış? Bu gerçekten şaşılacak bir şey, çok tuhaf. İçlerinden ileri gelenler fırladılar ve dediler ki, ilahlarınız üzerinde sabır ve sebat edin. Bu gerçekten arzu edilen bir murad. Biz bunu başka bir dinde işitmedik. Bu mutlaka bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirilmiş dediler. Doğrusu onlar benim Kur'an'ımdan bir kuşku içindeler. Ve doğrusu onlar henüz azabımı tatmadılar. Yoksa sana o Kur'an'ı veren çok güçlü ve ihsan sahibi Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yoksa bütün o göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkleri onların mı? Öyleyse bütün imkanlarını seferber ederek yükselsinler de görelim. Onlar burada çeşitli partilerden, gruplardan bozguna uğramış bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve saltanat sahibi Firavun da yalanlamışlardı. Hani surdan aşarak mihraba ulaşmışlardı. Davud'un yanına geliverdiler de onlardan telaşa düştü. Ona korkma dediler. Biz iki davacıyız. Birimiz birimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar. Biri, işte bu benim kardeşim. Onun 99 dişi koyunu var. Benimse bir tek dişi koyunum var. Böyleyken onu da bana ver, dedi. Ve tartışmada beni yendi, diye anlattı. Davut dedi ki, doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Gerçekten bir cemiyette yaşayanların çoğu mutlaka birbirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edip de salih amel işleyenler başka. Ama onlar da pek az. Davut bizim kendisini imtihan ettiğimizi sanmıştı. Hemen Rabbinden mağfiret diledi. Rükû ederek yere kapandı, tevbe ile Allah'a yöneldi. Biz de o zannettiği şeyi kendisine bağışladık. Semud kavmi, Lut kavmi ve Eykeliler de yalanlamışlardı. İşte o çeşitli partiler bunlardır. Hepsi de gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabın böyle hak oldu. Onlar da bir tek haykırışa bakıyorlar. Öyle ki onun gecikmesi de yoktur. Bir de ey Rabbimiz, hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver dediler. Şimdi sen onların dediklerine sabret de kuvvetli kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o zikir ve tesbih ile bize yönelmişti. Biz dağları onun emrine vermiştik. Akşam sabah onunla birlikte tesbih ederlerdi. Kuşları da toplu olarak onun emrine vermiştik. Hepsi de ona uyarak zikir ve tesbih ederlerdi. Biz onun mülkünü kuvvetlendirmiş ve kendisine hikmet ve hakkı batıldan ayırt etme kabiliyetini vermiştik. Bir de davacıların kıssası yanımızda onun bir yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Davud! Gerçekten biz seni yeryüzünde bir halife yaptık. Artık insanlar arasında
hak ile hüküm ver. Keyfe arzuya uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Çünkü Allah yolundan sapanlar hesap gününü unuttukları için kendilerine çok şiddetli bir azap vardır. Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri biz boşuna yaratmadık. O kafirlerin zannıdır. Onun için vay ateşe girecek olan kafirlerin haline. Yoksa iman edip de salih amel işleyenleri biz o yeryüzündeki bozguncular gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini azgın günahkarlar gibi yapar mıyız? Bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. İnsanlar onun ayetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar. Bir de Davud'a Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o sessizce tesbih edip Allah'a yönelirdi. Hani kendisine bir zaman akşamüstü iyi cins ve rahvan atlar gösterilmişti. Ben dedi, at sevgisini Rabbimi anmaktan ötürü tercih ettim. Nihayet atlar perdenin arkasına gizlendi, geri getirin onları bana dedi. Ve artık onların bacaklarını, boyunlarını silmeye başladı. Andolsun ki Süleyman'ı imtihan da ettik ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tekrar tevbe ile önceki haline döndü. Süleyman, ey Rabbim, beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı. Dalgıç ve yapı ustası şeytanları da ve daha diğerlerini de zincirlerde bağlı olarak onun emrine verdik. İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen dilersen başkalarına ver veya verme. Bundan hesaba çekilmeyeceksin dedik. Şüphesiz ki ona huzurumuzda bir yakınlık ve güzel bir makam vardır. Kulumuz Eyyub'u da an. Bir zaman o Rabbine şöyle nida etmişti. Meşakkat ve acı ile bana şeytan dokundu. Biz ona ayağını yere vur. İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su dedik. Ve ona bütün ailesini ve beraberlerinde bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet olarak bahşettik ki akıl sahipleri için bir ibret olsun. Bir de dedik ki eline bir demet al da onunla eşine vur. Yemininde durmamazlık etme. Doğrusu biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kul. O hakikaten daima Allah'a yönelmektedir. Kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Onlar eller ve gözler sahibiydiler. Çünkü biz onları temiz bir hasletle halis yurt ahiret düşüncesine ermiş has kullarımızdan kılmışızdır. Çünkü onlar nezdimizde seçilmiş en hayırlı kimselerdendir. İsmail'i, Elyesa'yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de en hayırlı kimselerdendir. İşte bu bir öğüttür. Şüphesiz korunan müttakiler için herhalde güzel bir istikbal, güzel bir dönüş yeri vardır. Bütün kapıları kendilerine açılmış olan adın cennetleri vardır. İçlerine kurularak orada birçok yemişle bambaşka bir içki isteyeceklerdir. Yanlarında da bakışları yalnız kocalarına dönük hep aynı yaşta dilberler vardır. O hesap günü için size vaat edilen işte budur. İşte bu bizim rızkımız. Muhakkak ki ona hiç tükenmek yoktur. Bu böyledir. Şüphesiz azgınlar için de fena bir gelecek vardır. Cehennem ona yaslanacaklar.
Fakat o ne çirkin döşektir. İşte artık tatsınlar onu ki o kaynar su ve irindir. Ve o şekilden çifter çifter tadacakları diğer acılar da vardır. İşte şunlar da sizin peşinize düşenlerdir. Onlara merhaba yok. Çünkü onlar cehenneme salınıyorlar. Arkadan gelenler öncekilere derler ki, hayır, asıl size merhaba yok. Çünkü cehennemi bize siz takdim ettiniz. Bakın o ne kötü yatak. Ey Rabbimiz, bize bunu takdim edenin ateşteki azabını kat kat artır derler. Bir de derler ki, kötülerden saydığımız bir takım adamları, fakir müminleri niye göremiyoruz? Onları eğlence yerine tutmuştuk ha? Yoksa bu gözler onlardan mı kaydı? Şüphesiz ki bu haktır. Ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır. De ki, ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim. O tek ve kahredici olan Allah'tan başka ilah yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu bir büyük haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Münakaşa ederlerken, benim melekler yüksek topluluğuna ait ne bilgim olabilirdi? Ancak ben açıktan açığa korkutmakla görevli olduğum için o bilgi bana vahyediliyor. Hani Rabbim meleklere demişti ki, ben çamurdan bir insan yaratmaktayım. Onu tesviye edip, düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi, derhal ona secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis etmedi. Büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, o benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun? Dedi. İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Onuysa çamurdan yarattın. Allah, hemen çık oradan. Artık sen kovuldun. Ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir buyurdu. İblis, ya Rab, o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah, haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, öyleyse izzet ve şerefine yemin ederim ki ben onların hepsini mutlaka aldatır, saptırırım. Ancak içlerinden ihlas ile seçilmiş has kulların müstesna dedi. Allah buyurdu ki, o doğru, ben hep doğruyu söylerim. Andolsun ki cehennemi mutlaka senden ve onların sana uyanlarından, topunuzdan tıka basa dolduracağım. Ey Muhammed, de ki, ben o Kur'an'a karşı sizden hiçbir ücret istemiyorum ve ben kendiliğimden bir şey de teklif etmiyorum. O Kur'an, bütün alemler için bir zikir, bir öğüttür. Herhalde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz. Sadakallahu'l-azim.